hiç uyumadım. Çok rahatsızdım. Bayıldım birkaç defada. Ondan sonra ağzımdan falan kan geliyor bana. Sağlam giden çocuk hastane işte gördüğün gibi ölü uğraş çıkarttık. Eğer bir hata olmamış olsaydı bu çocuk burada olabilir miydi? Yaptırdığı estetik sonrasında hayatını kaybetti. Ölmeden önce yaşadıklarını arkadaşına böyle anlattı. Ee, Kalbimde bir sorun varmış. O yüzden <laughs> o yüzden e, elimde bir ayaklarında morluklar oluşuyor. Kan dolaşımı sıkıntılı. Üniversite öğrencisi Leyla Sönmez Adana'da burun estetiği ameliyatı oldu. Operasyonun ardından kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. Genç kız yaşadıklarını arkadaşına attığı ses kaydında anlattı. Hiç uyumadım, çok rahatsızdım. Bayıldım birkaç defada. Ondan sonra ağzımdan falan kan geliyor bayağı. Sesle mesaj yollarsa ne olur çünkü ekranı göremiyorum. Gözlerim çok bulundu. Doktorlar aileye sönmezin bir şeyinin olmadığını söyledi. Ancak genç kız acil tıp teknisyenliği okuyordu. Çektiği acıların nedeniyle ilgili fikirleri vardı. Doktorlara ve ailesine de durumu anlattı. Bakın hocam dedi benim burada dedi iki tane yol var. Yalnız bana fazla narkoz verdiniz. Ya bana... Ameliyat esnasında efesyon kaptırdınız. Başka doktorları gösterdiğimiz tüm belgeler var elimizde. 11 tane hatası vardır. Genç kız birkaç gün sonra fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Önce kalbi durdu, sonra iç organları çöktü. Daha fazla dayanamadı. Verdiği yaşam savaşını kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Baba Ali Haydar Sönmez, kızının ölümüyle ilgili estetik doktorunun ihmali olduğunu iddia etti. Estetik cerrah uzmanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Uzman doktor ifadesinde ihmal iddialarını reddetti. Acil Tıp Kurumu da hekim hatası yoktur raporu verdi. Sağlam giden çocuk hastane, işte gördüğün gibi... ölü Raporun ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı hastane ve hekim hakkında dava açılmamasına karar verdi. Bu karara resmi yollardan itiraz eden aile suçluların bir an önce bulunmasını istiyor. Fergalansınlar, sadece hakkı kaybolmasın, Leylalar ölmesin. Hiçbir anne evlatsız kalmasın.